Şifa aramak hastalar içindir. Şifa, şifayı aramamaktır. Bütün şifa, Hakk'a teslim olmaktadır. Sebepleri bir yana at, kalbini temizle. Putlar varsa çıkar. Her derdin dermanı vardır. Kardeşler, bakın putlar bildiğiniz, gördüğünüz heykeller falan değildir. Kalplerde de putlar vardır. Esnaf arkadaşımı ziyaret ettim. Hocam işlerim çok bereketsiz gidiyor. Yani daha kalabalık bir yere geldim. Daha az insanın olduğu bir yerden, daha lüks bir semte geldim. Daha kalabalık bir yere geldim ama işlerim bereketsiz. Yani hareket yok. Ne satıyorsun kardeşim dedim. Avize, mavize, ev eşyaları falan. Dedim ki dükkanda nazar boncuğu, ne bileyim bir Buda heykeli, farklı tanrıların heykelleri falan var mı? Benim işim o zaten hocam dedi. Ve bu adam bak dükkanında 50 tane Buda heykeli var. Buda ne demek biliyor musunuz? Budistlerin ilahı. Biz Müslümanların Allah'ına, Yahudilerin, Hristiyanların tanrısına, Allah'ına inanmıyoruz. Bizim ilahımız göbekli, kel ve devamlı bağdaş kurup oturan bir adam. Buda. Ve bu adam onların tanrılarını almış dükkanına koymuş. Tanrı İsa'nın resmini almış dükkanına koymuş. Nazar boncukları gırla, her tarafta mavi mavi boncuklar. Onları koruyacağına inanıyor. Ve bu adam bereket bekliyor. Allah'tan kork mübarek ya. Bunlar içeride olduktan sonra nasıl bereket olacak? Hemen dedim bunları aldığın yerlere geri postalıyorsun. Babam hacı, bana kızdı fırça attı. Bunları geri vermezsen seni dükkandan kovarım dedi, mecbur vermek zorundayım de. Kurtul. Hristiyan satabilir. Dini içi boşaltılmış. Yahudi satabilir. Ateist, deist, Budist zaten satar. Sen Müslümansın. Senin dininin içi boşaltılamadı. Ve kıyamete kadar da Allah bu kitabı koruyacağına bize vaat etti. Bu dinin içi boşaltılamaz. Dolayısıyla sen bunu satamazsın. Allah tuvalete giriş şekline bile karışıyor. Dükkanındaki satacağın şeye mi karışmayacak? Bunları kaldır bak göreceksin. İşler nasıl akacak? Nasıl müşteri gelmeye başlayacak? Dedim Allah Teala bu kardeşime hidayet nasip etsin. Amin. Amin.